çıkarıyor, köle gibi onun altına giriyor. Onu kaldırıp başka bir model koy, onun altına giriyor. Adeta Avrupa'nın altına yatıyor bunlar. Avrupalı modacıların altına yatanlar bunlar. Köle, hürriyetsiz insanlar bunlar. Utanmıyor bunlar. Avrupalı senin baban mı, senin dayın mı, deden mi? Senin Avrupa'da ne işin var? Hem Müslümanım diyecek, hem de Avrupalı modacının öne sürdüğü o pantolu giyerek onun kasnağına girecek, onun yularının altına girecek. Esir gibi, köle gibi. Hürriyet mi var zannediyorsunuz? Bu sokakta çırçıplak dolaşan kadınlar hürriyet mi? Hürriyet nerede hürriyet? Kendisini bir yabancının modasına bağlamış, onun böyle yuları, sicimi Avrupa'nın elinde, bırakırsa gidiyor, bırakmasa gitmiyor. Köle! Ne hürriyet? Pantolon giymeye başladıktan sonra kadınların önden ve arkadan avret mahalleri çok açığa çıktı. Çok açığa çıktı. Bu sebeple erkek erkeğe zina edenlerin sayısı bu yüzden çoğaldı. Çok korkunç. Homoseksüellik çok aldı yürüdü. Ve maalesef ve maalesef nikahlı erkeklerden bile, af buyurun, hanımını arkadan kullanan alçaklar türedi. Bu hale geldi bu cemiyet yani. O cazibe, çekici manzara, hoş göstermek için daracık pantolonlarla sokaklara çıkan kadınlar bu fuhşiyatı yaymaya vesile oldular. Avrupalı kafir modacılar da bunu çok yaygınlaştırdılar. Vah Müslümanlar! Vay Müslümanlar vay! Hangi cennete gidiyorlar? Hangi Allah'a gidiyorlar? Nereye gidiyorlar? Mahkemelerde şahitliği kabul olmayanların cennete girmesi kabul olur mu? Çıldıracak oluyorum bazen. Yani şu cemiyette yaşarken zannediyorum ki bir asitin içinde yaşıyorum. Asit. Beni böyle bir asit gölüne atmışlar, yanıyorum adeta. Ya Rabbi bizi kurtar Allah'ım. Şu yaklaşan Ramazan hürmetine, şu cemiyeti İslami cemiyet haline getirmek için bizi kurtar Allah'ım diye gece gündüz dua etmek ve çalışmak borcundayız. Çalışmak zorundayız Müslümanlar. Evet. Böylece kavmi Lut, Lut kavminin işlediği homoseksüelizm korkunç derecede çoğaldı cemiyette. İşte bu fiili işleyen, bu fiili ortaya koyan insanlar da, fail ile mef'ul Lut'i kişinin de mahkeme-i şer'iyyede asla şahitliği kabul değildir. Bu noktaya gelmişken aziz müminler, erkeklerden de biraz bahsedeyim bu pantolon mevzuunda. Biliyorsunuz demin dedim ki erkeklerin de, erkekler arasında avret mahalli diz kapağı ile göbek arasıdır. Diz kapağı ile göbek aranızı örteceksiniz. Öyle örteceksiniz ki apış aranız belin göbeğinizden diz kapağınıza kadar olan o bölge bütün etrafıyla örtülecek, avretiniz belli olmayacak. Adam öyle bir kot pantolonu giymiş ki, mesela Ahmet, Mehmet neyse, öyle bir daracık pantolon giymiş ki, önden de avret yerinin kalıbı meydanda, arkadan da. Bu da tesettür sayılmaz, böyle yapanlar da haram işlemektedirler. Avret yerinin kalıbı, kadında da ortaya çıkmayacak, erkekte de. Erkeğin avret yeri neresi? Diz kapağıyla göbek arası. Kapanacak tesettür. Hani o bölgedeki avret sahası, avret vasıtaları asla görünmeyecek ve hissedilmeyecek. Daracık pantolon giyen kadın olsun, erkek olsun, pantolon giymiş olmakla tesettür etmiş olmuyor. Örtünmüş olmuyor. Ya ne oluyor? Giydiği pantolon rengine, rengiyle boyanmış oluyor. Boyanmış. O giydiği pantolonun rengiyle
boyanmış gibi vücudunun kalıbı meydanda mı değil mi? Tesettürden maksat vücudun kalıbını örtmek, hatlarını ve şekilleri örtmek. Demek ki kusurumuz var. Bu sahada da kusur var, günah var, isyan var. Müslümanlar sakınmalıdır, Allah'tan korkmalıdır. Tesettür yalnız kadınlar için söz konusu değil, erkek de örtünecek. Daracık pantolon giyen erkeğin tenasül azaları ve kalıbı, şekli, diz kapağı ile göbek arasında belli oluyor mu olmuyor mu? Söyle bakayım bana. Bitmiştir, tesettür yok sende de. Ne olacak Müslümanların hali diye? İnsan zihninde adeta kasırgalar kopuyor. Kasırgalar kopuyor. Daha bir hayli meseleler var burada. Şahitliği kabul edilmeyen meseleler, hükümler, mevzular var. Anlatmak istediğim daha bir hayli mevzular var. Fakat zaman oldukça doldu. İkindiye benim vaazım yine var. Sabahleyin saat 9'da geldiler, beni evden aldılar. Gittim yeni yapılan bir camide bir saat konuşma yaptım. Oradan geldim, terimi soğutmadan buraya yetiştim. Şimdi buradan çıkıp terimi soğutmadan ikindiye başka bir vaaza gideceğim. Fevzi Çakmak Camisi'ne gideceğim. Oradan çıkıp terim soğumadan Kadıköy tarafına geçeceğim. Hiç böyle zincirleme gidiyoruz. Zamanımız az. Nefesimiz de tabii oldukça bunca sarfiyat karşısında yıpranmaya maruz kalıyor. Ama sizin içinizde, vallahi içinizde duası kabul olan insanlar var. Onlar dua etmese ben bir nefes alamam. Kendim öyle hissediyorum. Dua edenler var. Allah razı olsun. Duanızı kesmeyin, himmetinizi kesmeyin. İnşallah Allah da soluğumuzu kesmez. Bu mevzuları anlatmaya devam ederiz. Haftaya bir engel çıkmazsa oruçlu ağızlarla yine burada büyük bir cemaat haline inşallah hazır ve nazır olacağız. İnşallah. Haftaya buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna ve rızana layık eyle. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Amin. İsyanların ve günahların çemberinden cümlemizi halas eyle. Amin. Cemiyetimizi İslam'ın cemiyetine tebdil eyle. Amin. İdaremizi İslami idareye tebdil eyle. Amin. Başımızda bizi idare edenleri Kur'an'a mahkum eyle. Amin. Ya Rabbi nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Amin. Yol ve yönümüzü İslam eyle. Amin. Yaklaşan mübarek Ramazan'a hazırlanmamızı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi alemi İslam'a zafer nasip eyle. Amin. Dünyada İslami bir idarenin teşekkülüne fırsat ve imkan bahşeyle. Amin. Görünür görünmez bir cümle kaza ve belalardan bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi el açıp amin diyen kardeşlerimin duasını makbul eyle. Amin. Namaz ve niyazlarını mübarek eyle. Amin. Bu vaaz-ı nasihatları yayan, çoğaltan, dağıtan İslami gayretiyle her tarafa koşan Müslümanlara cennet ve cemalini nasip eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.